24 Mayıs 2024 tarihli sesli köşe yazıları özetiyle tekrar beraberiz. Ahmet Hakan'ın Öldürerek Değil Yaşatarak Çözelim başlıklı yazısında sokak köpekleri sorununun çözümü için iki yol öneriliyor. Ya köpekleri öldürmek ya da kısırlaştırmak. Hakan, öldürmenin merhametsiz ve zalim bir yöntem olduğunu vurgularken, kısırlaştırmanın insani ve İslami değerlere uygun olduğunu belirtiyor hiçbir kurumun kısırlaştırma seferberliği yapmadığını ve bu yöntemin denenmediğini ifade ediyor. Büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca 1910'da Sivriya'da da köpeklerin aç bırakılarak öldürülmesi olayını hatırlatarak bu tür zulümlerin tekrarlanmaması gerektiğini belirtiyor. Yazının diğer bölümlerinde Ergin Ataman'ın bir olayda sergilediği davranış ve çeşitli kültürel notlar yer alıyor. Ayhan Bora Kaplan davasının Menyedi Kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik, 27 Kasım 2023'te gözaltına alınacağı gün evden kaçtı. Sertçelik vurulduğu için ayaklarında alçı ve bileğinde elektronik kelepçe vardı. Kaçmasına Adem Kaçan yardım etti. Kaçan, Covid izniyle cezaevinden çıkmış ve geri dönmemişti. Sertçelik, Ankara'dan İstanbul'a Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat ve arkadaşı Mustafa Çotuk tarafından götürüldü polisler sert kaçışında bir dahilleri olmadığını savundu. Ancak Çelik, Demircan, Gültekin ve İlk Yaz suçluyu kayırma suçlarından tutuklandı. Sert firarı denetimli serbestlik kaydına girmedi ve adli kontrolü infazın tamamlanması nedeniyle kapatıldı. Yetkililer, emniyetin mahkemeyi etkileyerek işlem yapılmamasını sağlamış olabileceğini öne sürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada FETÖ benzeri gizli tanık taktikleriyle karanlık düzen kurmaya çalışanların düzenlerini yıkacaklarını belirtti. Mülkiye müfettişleri raporu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına ulaştırdı. Ancak beklenen açıklama yapılmadı. Bu süreçte Emniyet içindeki bir grubun siyasete kumpas kurduğu veya mafyanın devlete operasyon çektiği tartışmaları başladı. Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütüyle ilişkili olanların ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı. Tutuklanan polis müdürleri ve sivillerin suçları arasında suçu kayırma ve tanığı etkilemeye teşebbüs gibi suçlamalar var. Gizli tanıkların yönlendirilmesi ve ses kayıtları gibi deliller arasında gerçekler kayboluyor. Ayrıca FETÖ'cü Cevheri Güven'e Bora Kaplan'ın ifadesinin gönderilmesi olayının araştırılması gerektiği belirtiliyor. Bu olay FETÖ benzeri kumpasların varlığını sorgulayanlar için önemli bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Emre Kongar'ın Şahsım Devleti Nasıl Çöküyor? Ekonomi başlıklı makalesinde otoriter yönetimin ekonomik çöküş belirtileri ele alınıyor. 2002'de 1.37 TL'ye olan dolar kuru 2024'te 32.22 TL'ye yükselmiş. Enflasyon oranı TÜİK'e göre %18.4'ten %69.8'e. NG'ye göre ise 124.3'e çıkmıştır. İktidar ülkenin kaynaklarını tüketmiş, üretim kapasitesini düşürmüş ve geniş halk kitlelerini yoksullaştırmıştır. 22 yıl boyunca ülkenin yaklaşık 4 trilyon dolarlık gelirini kendi oligarşisine aktarmış, ancak yeniden üretim için yatırım yapmamıştır. Mehmet Şimşek, aracılığıyla izlenmeye çalışılan ortodoks politikalarda güven eksikliği nedeniyle başarılı olamamaktadır. Sonuç olarak, şahsım rejimi devleti iflas ettirmiştir ve bu iflastan kurtulması pek mümkün görünmemektedir. AK Parti barınağa konulan ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulmasını teklif ediyor. Bu teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak hayvanlarının insanlara saldırması üzerine gösterdiği tepkiyle bağlantılı. Ancak öldürmek çözüm mü? 2018'de Kars'ın Susuz ilçesinde başlayan Bahtiyar hikayesi şefkatle yaşatılan bir köpeğin nasıl bir barınağın kurulmasına vesile olduğunu gösteriyor. Hasan Bumin, perişan halde bulduğu yaşlı köpeği sahiplendi ve ona Bahtiyar adını verdi. Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yan Temur ile birlikte sokak hayvanları için bir barınak kurdular. Cilavuz Şefkat Evi adı verilen bu barınak, sosyal medya sayesinde destek gördü ve modern bir hayvan barınağına dönüştü. Bahtiyar'ın popülaritesi sayesinde barınak büyüdü ve birçok köpeğe yuva oldu. Türkiye genelinde de benzer çözümler uygulanabilir öldürmek yerine şefkatle yaşatmak ve barınaklar kurmak daha insancıl bir çözüm olabilir. Hilal Kaplan'ın Kongo parantezi başlıklı yazısında teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin çağlar öncesinin karanlığından çıkamadığı vurgulanıyor. Kobalt ve koltan madenlerinin büyük kısmını çıkaran ülke bu zenginlikten faydalanamıyor. Çocuk işçiliği ve çetelerin kontrolünde çıkarılan madenler uluslararası şirketlere pazarlanıyor. Fransa ile ilişkileri kötü olan Kongo'nun Cumhurbaşkanı Tshisekedi Macron'a eşit muamele talep etmişti. ABD'nin de darbe girişiminde rolü olduğu belirtiliyor. Kobalt ve koltan madenleri teknoloji şirketlerine milyarlar kazandırırken Kongo'ya açlık ve savaş getirdi. Kaplan, Kongo ve Sudan'ın sömürgeleşmeden arınma sürecinde daha fazla ilgi hak ettiğini savunuyor. Sinan Ateş davasında tetikçi Eray Özyağcı'nın cezaevindeki görüşmeleri kaydedildi. Ancak bu kayıtlar daha sonra imha edildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Özyağcı'nın cinayetle ilgili olası bağlantılarını tespit etmek amacıyla bu kararı aldı. Kayıtlar 3 hafta boyunca sürdü ve 5 kez birer hafta uzatıldı. Ancak kayıtların imha edilmesi bir ay sonra gerçekleşti ve bu süreçte bazı tutarsızlıklar dikkat çekti. Özellikle ses kayıt cihazlarının yerleştirilme tarihleri ve kaydedilen süreler arasında çelişkiler vardı. İlk cihaz 14 saatlik kayıt yaparken, daha sonra eklenen cihaz 20 saatlik kayıt yaptı. Bu durum, bazı kayıtların illegal şekilde silinmiş olabileceği şüphesini doğurdu. Ayrıca, gizli kameranın yerleştirilmesi için neden 20 gün beklendiği de açıklanmadı. İmha edilen kayıtların suç unsuru taşımadığı belirtilse de bu süreçteki belirsizlikler ve tutarsızlıklar şüphe uyandırıyor. Özyağcı'nın avukatıyla cinayete dair konuşmadığı iddia edilse de imha edilen kayıtların içeriği merak konusu. Atilla İlhan'ın şiirinden ilhamla yazılan bu makalede Türkiye'nin tekstil sektörüne olan bağımlılığı vurgulanıyor tekstil sektörü istihdam dostu ve yüksek katma değerli bir alan olmasına rağmen son zamanlarda itibarsızlaştırılıyor ve zor günler geçiriyor. İhracat kilogram fiyatları tekstil ve hammaddede maddede 4 ve 10 dolar, hazır giyimde 15 gig u dolar, marka ve modada 40-70 dolar arasında değişiyor. Sektörün temel sıkıntıları arasında artan maliyetler, EYT'nin etkisiyle yükselen işçi maliyetleri ve uluslararası rekabet bulunuyor. Ancak Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Can Polat tekstil sektöründe kalmanın ve mevcut durumu korumanın önemine dikkat çekiyor. İtalya'nın tekstilde gerilemesi Türkiye için bir fırsat olarak görülüyor. İhracatın kilogram değeri sektörlerin ekonomiye katkısını gösteriyor ve üretim çeşitliliğiyle her sektörde teknoloji yardımıyla derinleşmenin daha uygun bir strateji olduğu belirtiliyor. Ergün Diler'in soru-cevap başlıklı makalesinde ABD ve İngiltere arasındaki tarihi ve güncel çekişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri ele alınıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süre gelen bu güç mücadelesinin, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri politikalarını nasıl şekillendirdiği anlatılıyor. ABD'nin Çin'i kontrol altına almak istediği, İngiltere'nin ise ABD'yi tasfiye etmeye çalıştığı belirtiliyor bu küresel çekişmenin Türkiye'deki yansımaları arasında Erdoğan'ın dinlenmesi, MIT yöneticilerinin alınmak istenmesi, gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar sıralanıyor. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın hedef alındığı ve Türkiye'deki siyasi tansiyonun yükseldiği vurgulanıyor. MHP'nin bölgedeki momentumun önündeki engel olarak görüldüğü ve bu nedenle sürekli manşetlerde yer aldığı ifade ediliyor makale, küresel güç mücadelesinin Türkiye'deki siyasi ve sosyal dinamiklere olan etkilerini detaylandırıyor. Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in önünde iki yol var. Yargıdaki yolsuzluk iddialarını araştırarak, Yargıtay'da temizlik başlatmak veya selefleri gibi sıradan bir başkan olarak kalmak. Kerkez, yargı camiasında ve Ankara'daki bürokrasi ve siyasette tecrübeli bir isim. Yargıtay'daki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ayyuka çıkmış durumda ve herkesin bu iddialarla ilgili yasal süreçleri başlatması gerekiyor. Eski Başkan Mehmet Akarca, Ayhan Bora Kaplan hakkında bilgi almasına rağmen harekete geçmemişti. Herkesin yargıdaki temizlik için düğmeye basması kamuya önemli bir örnek teşkil edecek. Ayrıca Ankara Emniyetinde ortaya çıkan soruşturma skandalı ve AKP ile MHP arasındaki siyasi kriz yargı üzerinden derinleşiyor. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları siyasi krizle bağlantılı olarak dikkat çekiyor. Herkesin yargıdaki yolsuzluk iddialarını araştırarak adım atması hem topluma hem de çocuklarına bırakacağı manevi miras açısından önemli.